Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul'da bir araya geldi. 1,5 saat süren görüşmede ekonomiden olası erken seçime kadar bütün konular görüşüldü. Bakalım haberin ayrıntısına. Abdullah Bey'le hiç görüşürüz mü son zamanlarda ya da konuşuyor musunuz? Aslında telefonla bir iki kere görüştük. Bir hafta 10 gün içinde kendisiyle bir görüşeceğim. Muhalefetin erken seçim talebi sürerken İstanbul'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Görüşeceğim. Özellikle. Yüz yüze görüşeceğiz. Yüz yüze. Oradan da haberler çıkarız. Ne efendim, konu ne olacak? Her şey gidişat. Konu ne? Ne düşünüyor? Gül'ün ofisinde yaklaşık 1,5 saat sürdü görüşme. Ekonomiden olası erken seçime, dış politikadan sistem tartışmasına kadar birçok mesele masaya yatırıldı. Karamollaoğlu görüşme öncesinde fikir teatrisinde bulunmak için gidiyorum, bir teklif götürmüyorum açıklamasını yapmıştı. Ancak görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmediği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'le uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Abdullah Gül 27 Kasım tarihinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla da 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Sayın Gül'le genel olarak son dönemde yaşanan gelişmelerin devlet sisteminde ortaya çıkardığı tahribat, elde edilen kazanımların bugün kaybediliyor oluşu, giderek artan yoksullaşma, hem de demokratik hak ve özgürlükler konusunda duyduğu kaygılar, bütün bunları paylaştık. Hem bir hasret giderdik. Ziyaretin sebebini açıklayan Davutoğlu, giderek artan yoksullaşma ve demokratik haklar konusundaki kaygıları paylaştık. Hem de hasret giderdik. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili herhangi bir konu gündeme gelmedi demişti. O konulara girmedik. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili herhangi bir şey söz konusu olmadı. Herhangi bir konu gündeme gelmedi. Esasen ziyaretimizin sebebi de bu değildi. Gül'ün siyasetin aktif isimleriyle tek tek görüşmesi, yeniden siyasete mi ısınıyor sorusunu akıllara getirdi. Şimdi bakın, her şartları sahip olan, şartları, gerekli şartları yerine getiren, o şartlara haiz olan, diploması olan herkes Cumhurbaşkanı'na aday olabilir. Şimdi bu başka bir şey. Bu her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır. O şartlara sahipsiniz. İşte diplomanız varsa, o varsa, bu varsa falan filan sahipsiniz. Bu başka bir şey. Ama birileri zorla Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak İşte ısıtıp getiriyorlarsa, ya kusura bakmayın ama bu da olacak iş değil. Ha, görüşürsünüz. Deneyimli bir siyasetçidir. Tecrübeli, devlet adamlığı yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Elbette tecrübeleri vardır. Birikim vardır. Bundan faydalanabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Sabah kadar görüşün. Ama hadi bir Cumhurbaşkanı adayı ol, hadi oba arkasına da biz takılalım dediğiniz zaman orada işler terse döner.